Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Bugün sizlere farklı bir yerden saç boyama videosuyla geldim. Şimdi mankenim yanımda yok çünkü biraz gözlerinde rahatsızlık olduğu için teyze dedi. Genç olduğu için kıramadım. Çok da ısrar edemedim. Gözlerinde rahatsızlık var, biraz alerji durumu olmuş. Ondan dolayı boyama esnasında onu alacağım ve yüzünü bir şekilde emoji koyabilirim ya da saçları sırtı dönük o şekilde yapabilirim. Şimdiden kusura bakmayın. Diyorum ya, saç boyama videosunu sizlere söylemiştim. O yüzden gözlerinde de böyle bir problem olduğu için söylediğim için çekmek zorunda kaldım. Ondan dolayı şimdiden kimse kusurumuza bakmasın. Şimdi benim yapacağım işlem ne biliyor musunuz? Saçlarını 1,5 ay önce açtı. Palette'nin toz açıcısını, 4 tane kutu boya açıcı kullandılar çünkü saçları çok uzun. Palette'nin o toz açıcıları var ya, renk aktifleştirici. Annesi ilk defa saç açtığı için onları katmayı unuttu. Dolayısıyla ne oldu? Bir saat bekledi, bekledi, bekledi. O saç açılmadı. Ondan sonra fark ettiler ki saç tozlarını, hani açıcıların tozlarını koymamışlar. Ondan sonra bir şekilde onları kremlerle falan hani cilasını yaptırdım. O şekilde akıttırdım. Zaten saçlarını öncesi ve sonrası şeklinde de koyacağım. Saçları şu an dipler, onun sonrası ve o altlarla beraber 3 renk. Yani onun düzeltme aşamasını yapacağım. Açma aşamasında Karmalos'un açıcısını kullanacağım. Daha önceden biliyorsunuz Paletti'nin açıcılarını kullanıyordum ama Karmalos'un açıcısından memnun kaldığım için ve saçında çok fazla dorelik olduğu için Karmalos Tiger açıcıyı kullanacağım. Ve bu arada Karmalos'a teşekkür etmek istiyorum. Açıcıyı hediye olarak gönderdiler bana. Hani böyle bir şekilde video paylaştığım için. Bu arada herkese diyoruz ya hani gönderin gönderin diye. Hediye geldi. Farklı bir ürün daha var. Onun denemesini de Gelibolu'ya gittiğim zaman yapacağım sizlere. Açıcıyı hazırlayacağım. Saçları çok fazla uzun olduğu için o yüzden iki paket şöyle 100-100, 200 gram açıcı gönderdiler. Gerçi paket şeklinde değil, böyle evde mesela paket aldığınız zaman size böyle bu şekilde gönderim yapıyorlar. Diğer türlü çünkü paketleri 850 gram ve 1 kiloluk şeklinde. Evlerde de çok fazla geldiği için bu. O yüzden kimseyi kırmak istemediler. Böyle paket paket gönderim yapıyorlar. Açıcı olarak Tiger açıcı. Oksidan olarak da 30 volüm oksidan kullanacağım. Saçları çünkü kumral. Benim saç diplerimle aynı. Ve bu açıcı da 11 tona kadar açıcı açan bir açıcı olduğu için hiç problemsiz. Zaten beni 45 dakikada açmıştı. Aynı şekilde onu da olacak. Kademe kademe göstereceğim. İlk dipleri açacağım. Sonra turunculara vereceğim. Daha sonra en son uçlarda sarıları var. Oralara zaten pek değdirmemeye çalışacağım. Ben hemen şimdi açıcıyı hazırlayacağım. Sonra konu mankenimi, mısrağımı buraya alacağım. Hemen hazırlayalım. Şimdi ilk 100 gram olan toz açıcıyı hazırlayacağım. Şimdi ben bir önceki açmamda 1'e 1,5 hani şeklindeydi. Şimdi 150 ama bu bayağı oksidanı kaldıran bir şey ve bayağı katı oluyor. O yüzden şimdi ben bunu ayarlayayım, kıvamına göre söyleyeceğim. En fazla 175 mililitre oksidan katabilirim. Sevgili biberonumla beraber. Gül kokuyor. Hani rahatsız edici bir şey değil. Bazıları çok rahatsız olmuşlar kokusundan ama ben mesela beni rahatsız etmedi bu koku. Astım olanlar da yapmış. Onları da rahatsız etmemiş. Bazı kişileri neden rahatsız etti onu anlamadım. Şimdi 100 gram toz Tiger açıcıyı koydum. Şimdi bu 125 mililitre. 125'i bir koyalım. 30 volüm koyuyorum. Açıklama kısmına gene yazacağım. Zora bırakmayacağım sizi. Bu da katı. Bayağı şey oluyor. Yani kıvam katı oluyor. O yüzden şimdi ben onu ayarlayayım. Size söyleyeceğim. Şimdi 125'i koyalım. Sonra 50 falan daha bakacağım bakalım kıvamına göre. Şimdi benim ortamım olmadığı için ortam ayarlamaya çalıştım. Memlekete geldim. O yüzden ondan da kusura bakmayın. Ancak bu kadar oluyor. Malzeme şeyler yok. Ekipmanım yok burada. Hepsini getiremedim. Biraz karıştırayım sonra daha katacağım. ...50 milim daha bir bakayım. Şöyle gördüğünüz gibi kıvam gayet iyi. Bir önceki açmamda biraz daha katıydı benim.
Hani 1'e 1,5 demiştim. 1'e 1,75 gibi düşünün. Yani 175 mililitre. Bir de katı şöyle falan dibinde kaldı. Hani 170 gibi. Tam ideal oluyor. Şimdi saçı gördüğünüz zaman zaten hani uzun ve bayağı şey yapacak. Gidecek. Şöyle gri renkte. Çünkü bu açarken küllü açıyor. Bunu bu şekilde hazırladım. Şimdi saç açmaya başlayalım. Saçlar bu şekilde. Çok uzun olduğu için kameranın şeyine de sığmıyor. Alt kısımlar böyle gördüğünüz gibi daha açık bir sarı. Şu kısımlar turuncu. Dipleri de 1,5 aylık bir dip. Şimdi ilk olarak dip kısımlarından açacağım. Sonra bu turuncukları şu sarılara kadar vereceğim. En son artık böyle kaç dakika kala? Yıkamaya işte 5 dakika kala şu uç kısımlarınla ya da yıkama esnasında onları yapabilirim. Çünkü bu aralarda da dorelikler var. Onun ayarlamasını yapacağım. Boyaları da karıştırma esnasında ayarlayacağım. Çünkü açılma tonuna göre boyaları yapacağım. Çünkü 5-6 tane boya var. Onun ayarlamasını açılma tonuna göre ayarlayacağım. Onları size o şekilde bilgi vereceğim. Yani şu an saçı, bu turunculuğu gidermek için saçları açıyoruz. Bu turunculuk başka şekilde mesela boyalarla kapanmıyor. Onu da bilgisini vereyim. Her zaman da söylerim. Saçlarınız bu şekilde turuncu kaldığı zaman saçlarınızı açmadan küllü sarı ya da işte normal bir sarıya dönemezsiniz. Böyle renk farklılığı olur. Bakın burasıyla burası ne kadar farklı. Şimdi bozulmuş bir saçı açma işleminde yanlış yapılmış ve bozulmuş bir saçı düzeltme işlemini yapıyorum. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi çok fazla konuşmayacağım çünkü çok uzun bir işlem açma ve boyama olacak. Biliyorsunuz çok fazla uzun sürüyor. Dolayısıyla farklı bir yerde olduğum için de çok fazla uzatmayacağım. Hemen işlemlere başlayacağım. Bu arada hani ben hep diyorum ense kısmından başlayın, tepe kısmı hani daha sıcaktır. Derecem keşke yanımda olsaydı. Ben onun derecesini ölçtüm çünkü bana bunu normal bir kuaförde uzman olan bir kişi açıkladı. Ense kısmı daha soğuktur, tepe kısmı daha sıcaktır. Dereceniz varsa ense kısmını şu ense kısmını ölçün. Örnek vereceğim. 36 çıkıyorsa burası, bu tepe kısmı 36,5 çıkıyor. Ben onun denemesini de çok zaman önce yaptım. Çünkü ben de dedim öyle bir saçmalık olabilir mi? Hani burası soğuk, burası sıcak gibisinde. Saç açılması da o esnada. Yani buralar daha hem koyu olduğu için şu kısımlar güneş almıyor. Güneş almadığı için hem daha koyu hem de ense kısmı daha soğuk olduğu için daha zor açılır. Tepe kısmı da daha sıcak olduğu için boyanın daha çok yoğun çalışmasını sağlar ve tepe kısımları güneş aldığı için daha çabuk açılmasına sebep olur. Bunun da hemen kısa not olarak açıklamasını yapalım. Şu an... Ay şartım kaydı bu arada. Ay yemin ediyorum şartım kaymış. Neyse saçı çok, o kadar çok ki. Ve hani sür bitiremedim. Dipleri sürdüm bakın şu an. Şu kısımlarla şu kısımlar turuncu. Şimdi hemen turuncu kısımlara süreceğim. Sonra bekleyeceğiz bakalım. Şimdi ikinci paketi hazırlayacağım. Yarısı bitti, yarısı kaldı. Gördüğünüz gibi uçlara sürmüyorum çünkü uçlar iyice sarı. Sanki bir paket de çok gelecek gibi geliyor ama buralara da yedireceğim. Şimdi biraz
şey yapacağım. Dibinde ne kadar? Kaç gram kadar? 80 gram falan büyük ihtimalle karıştıracağım. Bakalım onu da ayarlayabilirsem. Çünkü açıcı sıcaktan kabarıyor da kabarıyor. Şu kadar ayırdım bakalım. Şu kalanını da hazırlıyorum çünkü yetmedi. 200 gram toz açıcı bitmiş oldu. Tam bir saat. Şu buraları batmış durumda her tarafa. Şimdi oralarını temizleyeceğim ben onu. Ama kaç dakikada? 1 saat 5 dakikada komple açıcıyı sürmüş durumdayım. 200 gram açıcı gitmiş durumda. Oksidanı da zaten 1'e 1'i 75 katmıştım. O şekilde ayarlama yapabilirsiniz. Bakın böyle bir şey bez bu. Sırtı değil. Ayrı bir bez. Şimdi açıcının şu açılma, uçlarının açılma süresine göre dipler açıldı. Ona göre bekleteceğim. Bu karmalı açıcı da 1,5 saate kadar bekletme süresi olduğu için şu an korkum yok. Arada da kontrol edeceğim saçı. Açıldığı zaman saçı yıkayıp geleceğiz. Sonra açılmasına göre boyaları sizlere söyleyeceğim. Görüşürüz. Şimdi ben geldim. Boyaları hazırlayacağım. Sonucu göstereceğim. Çok güzel açıldı saçı. Dedim ya, sordum işte diplerini açık mı istiyorsun, koyu mu istiyorsun. Ona göre 7-0 yapacaktım diplerime. Ama teyze fark etmez, hani uzasın senin gibi dipler çıksın dedi. En azından sonradan uğraşmam diyerekten. Şimdi boyaları hazırlayacağım. Diplere hiç koyu renk vurmayacağız. Direkt olarak dümdüz sarı yapacağız saçına. Boya olarak şöyle palettenin 9-0'ını alacağım. Çünkü çok açık sarı istemiyor. Yani platin istemiyor saçını. O yüzden 9-0 şöyle palette. Daha sonra Neva Color 12-01 ve Neva Color 9-01'i de karıştıracağım. Benim sadece bunlarla iki tane boyamam var. Sarısı normal sarılıkta. Çok açık bir sarı değil. Ona tam böyle çok açık sarı olmasın diye o yüzden 9-0'la bunları karıştıracağım. Oksidan olarak da 30 volüm 3 tane oksidan kullanacağım. Çünkü saçları çok uzun. Acıcı da gördünüz ne kadar çok gitti. İnşallah bunlar yeter. Yetmezse farklı bir boyalar da var. Onlarını da süreceğim. Bakacağım şimdi 3 tane ben hazırlayayım. Sonra boyamaya geçelim. Boyaları karıştırmayı gösteremiyorum. Çünkü şu an nasıl çekim yaptığımı görseniz işler açısız. Bir şeyin üstünde, fiskosun üstünde çekim yapıyorum. Şimdi 9-0 koyacağım. 9-0'ı koydum. 12-01'in rengi. Bu yoğun açıcı diyor bunda. Yoğun küllü süper açıcı diyor ama bu açıcı değil. Normal bir boya. Onu biri sormuş bana. Daha yeni gördüm. Bu 12-01 Neva Color'ın süper açıcı der ama değil. Onu da tam koyuyorum. Hepsini tam koyacağım. Çünkü saçları çok uzun. Turunculuk falan tamamen gitti. Bu Tiger açıcı küllü açıyor. Uçlarını gri yaptı. Bunları şimdi göstereceğim size. 9-01'i de koyuyorum. Şey de var, 001 de var. Yoğun gümüş gri diye ama ben 9-01'den koyacağım. Bunu çünkü daha sarısını daha çok beğeniyorum ben. Boyama esnasında hiç konuşmayacağım. Çünkü saçları çok uzun olduğu için çok uzun sürüyor işlem. Oksidan olarak 3 tane oksidan. Hepsi 30 volüm. Koyu ton olmuş olsaydı mesela 7-0 kullanmış olsaydım 20 volümle idealdi. Ama bunlarda tonunun biraz daha doraleşmesini engellemek için 30 volüm kullanacağım. Mavi boyaya gerek yok bunda. Şimdi 011 boya da var yanında. Hani mavi boya.
gümüş kattığım için o yüzden 0-11'e gerek yok. Çünkü bayağı bir küllülük verecek. Şimdi ben bunu böyle bir karıştıracağım. Daha iki oksidan koyacağım. Renkler bir karışsın. Çünkü çok dolacak, karıştıramayacağım. Boyayı iyice karıştırdım. Kıvam bu şekilde. Şimdi boyamaya geçeceğim. Saçların dipler şu şekilde. Uçlarda açıklık olduğu için bu Tiger açıcı da böyle grilik yaptığı için bu şekilde. Benim de aynı şekilde olmuştu. Ama gayet iyi bir şekilde saçları açıldı. Şimdi 30 volümle yapacağım. Şöyle. Bakın. Uçlar, dipler, her taraf eşit. Şu şekilde. Hemen şimdi boyamaya geçiyorum. Şimdi bu şekilde yaptık. 40 dakika sonra sonucu göstermek sizlere geleceğim. Saracağım saçını streç filmle. Çünkü hava sıcak olduğu için boya kurur. Kurursa da açma rengi tam olmaz. O yüzden saracağım. 40 dakika sonra görüşürüz. Saçlar bitmiş durumda. Şu şekilde. Hafif şu kısımlarında çok hafif ıslaklık var. Şimdi fazla grilik var. O fazla grilik hem açıcıdan dolayı grilik var hem de 901'den dolayı grilik var. O küllülük akınca bu sarı tonlar eşitlenmiş olacak. Şöyle eğilirsin tepene. Başı, üst kısımlar bu şekilde. Ben size gün ışığında da göstereceğim birazdan. Çünkü artık oldu. Akşam 7.30 oldu gene. 7.30 yaptık saati. Açmalar falan uzun süre. Bakın. Renk böyle bu şekilde. Turuncular falan gitmiş durumda. O sonucu beğendi sanırım kendisi. Kendisi sonucu beğenmiş ama şimdiden tekrar biz kusura bakmayın hani yüzünde dönemiyor. O da yüzünde gözlerinde problem olduğu için. O yüzden kusurumuza bakmayın. Böyle oldu bu çekim. Bugünlük benden bu kadar. Çok yorucu bir videonun sonucunda bizden bu kadar artık. Ama gördüğünüz gibi dipler falan her şey şöyle gayet iyi durumda. Şimdi ben oynadıkça saç dalgalanıyor ışığa göre. Her yerden farklı gözüküyor. Güneş vuruyor bir tarafta. Aynen. Aynen o şekilde. Sonuç böyle. Bugünlük benden bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Gün ışığında resmini çekeceğim.